x küçüktür 0 için arkadaşlar mutlak x dışarı eksi ile çarpılarak çıkar. Bu yüzden eksi x bölü x olur. Eksi x'in x'e bölümü de eksi 1 yapar. Demek ki sıfırdan küçük değerlerde ne verirseniz verin fonksiyon eksi 1 eşit oluyormuş. Sıfırdan büyük veya sıfır eşit değerlerde ne verirsek verelim fonksiyon 2'ye eşit oluyormuş. Toplamda o zaman görüntü kümesi 2 elemanlı oldu. B şıkkı. fx eksi 1 Şuradan başlayalım basitten. fx eksi 1 f1 eksi x'e dönüyorsa yani x işaret değiştiriyorsa x ne zaman işaret değiştirir? y eksenine göre simetri aldığınızda bakın bir ab noktasının eksi a'ya b dönmesi için bu y eksenine göre simetridir. Bu yüzden biz fx'in f eksi x'e dönmesine y eksenine göre simetri deriz. 1 y eksenine göre simetri aldım. y eşittir fx eksi 1'den y eşittir eksi x eks, artı 1 oldu. Peki buradaki y artı 2 ne demek? Şimdi y artı 2 kafanızı karıştırabilir. Hatta bazı arkadaşlar bu yüzden 2 birim yukarı demiş olabilir. Ama y'nin arkadaşlar 2 birim yukarı alındığını anlamak için buranın artı 2 olması gerekirdi. Ama siz bu 2'ye öbür tarafa attığınız zaman ne oluyor? Eksi 2 oluyor. Aslında normal bildiğimiz fonksiyon mantığı gerçekten bakın. Y yalnız bırakıldığı zaman oradaki artılık eksilik önemlidir. Öbür tarafa attığımızda da eksi 2 olduğu için aslında aşağı ötelemişiz. Bu yüzden cevap A şıkkı oldu arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. X artı A demek A birim sola göndermek demektir. Y artı A demek de A birim aşağı göndermek demektir. Tabii ki X de yalnız bırakma şansımız olmuyor X'i. Ancak Y'yi hep yalnız bırakıyoruz ve buradaki işarete göre karar veriyoruz. Buna da dikkat etmenizi isterim. F'in tersi x demek normal bildiğiniz fonksiyonun tersini alacağız. X'i yalnız bırakmamız gerekiyor ama isterseniz şunu da yapabilirsiniz. 2x artı 1 bölü x deyin payda eşitleyin. Hatırlarsanız böyle kuralımız vardı ya. Ax artı b bölü cx artı d de sabitleri yer değiştiriyorduk. Ne yapacağım? 0'ı yukarı alacağım. 0 çarpı x artı 1 olacak. 2'yi de aşağı işaret değiştirerek alacağım. Haliyle bunun tersi f'in tersi x e, 0 olduğu için 1 bölü x eksi 2 oldu. Normal yoldan da x'i yalnız bırakarak aynı cevabı bulmalıydınız. 1 bölü x eksi 2 bölü fonksiyonda x gördüğün yere x üzeri eksi 1 yaz diyor. 2 artı 1 bölü x üzeri eksi 1 bu ters almak falan değil sakın. 2 artı x olacak böylece yazdığımız zaman burası da 2 artı x oldu eşittir 1 bölü 5. İçler dışlar çarpımı yapmadan önce tabi bölülü olduğu için Şöyle onu çarpı gördüm ben bir an. 1 bölü x eksi 2, 1 bölü x artı 2. Eşittir 1 bölü 5. Buradan da arkadaşlar x kare eksi 4 eşittir 5. x kare 9, x artı eksi 3 oldu. Çarpımları eksi 9 oldu. C şıkkı geldi. Şıklardan tek tek gideceğiz. Yani burada öyle hani özel olarak bir şey düşünmeyin sakın. Bu 3 üzeri 2'dir. Bu 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2'dir. Bu 7'nin karesi. Bu 7 çarpı 2 üzeri 3. Bu da 2 üzeri 6. Şimdi arkadaşlar e, pozitif tam bölen sayısı neydi? Üstü 1 arttır demekti. Üstü 1 arttır. Bunun üstü zaten 2, 3. Üstünü 1 arttır. 1, 3. Üstünü 1 arttır. 3 çarptığın zaman 9 tane böleni var. Bunun 2 artı 1'den 3 tane. Bunun 2 artı 4, 2 çarpı 4'ten 8. Bunun da 6 artı 1'den 7. Bir kere zaten hemen soru kendini belli etti. Çünkü arkadaşlar fx burada Cevap olarak 3, cevap olarak 9, 3, 8 ve 7. Bunların hangisinin karekökü var? Tabii ki 9'un. Gerçekten bakın, 1 artı kök içinde f(x) burada 9'a eşit olacak. Kök 9 zaten 3. 1 artı 3'ten 4. O da kök 4'ten dolayı 2 oldu. Demek ki 36'yı seçersek bu şartı sağlıyor B şıkkı. Biliyorsunuz f'in tersi mevzularında bazen öbür tarafa atarız. Şöyle f'in tersi a eşittir b ise atarım buraya fb eşittir a ya da tam tersi. Hangisi mantıklıysa o an soruda. Bakın şimdi f2 artı 2 f2 istendiği için bizden diyeceğim ki f ters x kare eksi 1 eşittir fx artı x. At f'in tersini buraya x kare eksi 1 f parantezinde yani bir nevi o bileşke olmuş olacak tabii ki fx artı x. Bak istenen şeyi elde ettik. Haliyle arkadaşlar burada şunu söyleyebilirim. X gördüğüm yere 2 yazarsam 4 eksi 1'den 3 f f2 artı 2. Zaten bunu istiyordu. Cevap 3 oldu. 5 kapıdan geçeceğiz. En çok puan almamız lazım. En çok puan almak için de haliyle en büyük sayıları seçmek gerekiyor. Böylece arkadaşlar 1, 4, 9, 8, 7'yi kullanırım ki en büyük puanı alayım. 1 çarpı 3, G altındaki görüntüsü birin nedir? Aslında G1 demek işte. 3 eksi 1, 2. G4 arkadaşlar yine 3 kere 4, 12, 1 çıkar 11. 9 kere 3, 27, 1 çıkar 26. 8'de aynı şekilde 23, 7'de de aynı şekilde 20 elde edeceğiz. Buradan toplamları 82 geldi. Kaç kapıdan geçtik? 1, 2, 3... 4, 5, 6 kapıdan geçtiğimiz için 7 çarpı 6 kadar da puan kaybı oluşuyor. 82 eksi 42'den toplam alabileceği puan arkadaşlar en çok 40 oldu. Bu arada tabii şeyi unuttuk onu söyleyeyim. F bileşke G1 kadar puan gidiyor ya. Onu ben tabii zihnimde hemen kodlamışım. FG1 arkadaşlar G1 2 olduğu için F2 de 7 olduğu için bu yüzden her seferinde 7 puan gidiyor. Onu da düzeltmiş olayım kusura bakmayın. F'in tersi 3'ü hemen söyleyelim. FA dersek FA eşittir 3. O zaman Y değeri 3 olan nokta demek istiyor. Demek ki o bir negatif sayı. Bu eksi. F3'e bakalım. f 3 de arkadaşlar bakın. X'e 3 verdiğimizde Y değeri yine negatif. Negatifle negatifin çarpımı pozitif. Bu doğru. Fx eksi 1 demek fonksiyonu sağa doğru ötelemek demektir. Haliyle normalde bunun tanım kümesi eksi 3'e 4. Sağ tarafı öteleyince eksi 2'ye 5 olacak. Evet doğrudur arkadaşlar. Y eşittir 2 fx fonksiyonun görüntü kümesi eksi 4'e 10'dur. Siz bir fonksiyonu 2 ile çarparsanız y değerleri tabii ki 2 ile çarpılır. Bu yüzden normalde bunun bak y'si en az eksi 2 en fazla 5. Eksi 2 kapalı. 5 açık aralığı arkadaşlar. Böylece 2 ile çarparsanız sonuç eksi 4 10 aralığı olur. Bu da doğrudur. Y eşittir f eksi x fonksiyonu eksi 2 1 aralığında artan bir fonksiyondur. f eksi x demek arkadaşlar eksi x'e y noktası olduğu için y eksenine göre simetri al demektir. Y eksenine göre simetri aldıyınca de temsil olarak işte böyle olur. Haliyle bu fonksiyon Evet eksi 2 1 aralığında artan olacaktır. Zaten fonksiyon her noktada artan oluyor gördüğünüz gibi. Bu yüzden eksi 2 1 aralığında da artan olur. F bileşke F bileşke 2 demiş. Bakalım şimdi hemen şöyle bir şunları sileyim. Bunlar bir gitsin. Şimdi F2'ye bakalım. F2 arkadaşlar böyle bir negatif değer tamam mı? F2 negatif değer olduğu için şöyle uyduruk bir şey diyeyim. Eksi kaç olsun? 1 olsun tamam mı? Sonra F bileşke F eksi 1'e bakalım. F, F eksi 1 arkadaşlar nedir? Bir pozitif değer. Örnek 3 olsun. F eksi 1 3 olunca F3'e bakacağız. F3 gördüğünüz gibi yine bir negatif değer oldu. Ama burada pozitif demiş. Bu yüzden E şıkkı yanlış cevap. F Hx eşittir. Fx artı 3 artı 4 ne demektir arkadaşlar? F fonksiyonu 3 birim sağa sola gönderilmiş demektir. Çünkü artı yapılmış ters düşünüyoruz. Şöyle hatta okla göstereyim. Ve aynı zamanda 4 birimde yukarı gönderilmiş demektir. O zaman birincisi doğru. Sonra 2gx-3 demiş onu da hallederiz. 2 katı alınmış ve 3 birim aşağı gönderilmiş. gx fonksiyonun grafiği y değerleri 2 katına çıkarılacak biçimde uzatılıp oluşan grafik 3 birim aşağı ötelendiğinde aynen demin zaten bu ifadeyi kullandım. İkincisi doğruysa üçüncüsü otomatik olarak yanlış. Çünkü arkadaşlar y değerleri iki katına çıkar dedik. Fonksiyon 2 ile çarpılmış x değil. Bu yüzden üçüncü yanlış 1, 2. Bu da grafikleri tek tek çizmelisiniz arkadaşlar görmek adına. Şimdi yoksa kök bulacak halimiz yok. fx eşittir fx eksi 2. Bu iki grafiği ortak çözmek demek bunları kesiştirmek demektir. Şimdi bakalım fx 2 demek grafiğin 2 birim sağa kayması demek. x 4 eksi 2 eksi 2 sıfıra 2 sıfır 2'ye ve 2 de 4'e kayacak şekilde. Bakın şimdi şöyle sonra bu sıfırdan değil artık e, 2'den aşağı inecek. O da 1'de değil 2 birim aşağı in sağa gittiği için 3'ten zirveye doğru çıkacak. Ve bu da 5'ten böyle yol alıp yoluna devam edecek haliyle bu iki grafik burada sonsuz noktada kesişiyor. Üst üste denk geliyorlar çünkü artık. Buralarda zaten 1 ve 2 noktada kesişiyorlar arkadaşlar. 2 artı sonsuz tabi dolayısıyla sonsuz noktada kesişir. Üst üste örtüşmek demek sonsuz nokta demek. Bunu yaptım o yüzden siliyorum arkadaşlar. Çünkü diğer grafikleri de üstünde göstermem gerekiyor. Şimdi gelelim f-x'e. f-x arkadaşlar eksi x'e y e noktası demektir. Yani Y sabit kalırken X işaret değiştiriyordur. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bu yüzden Y eksenine göre simetri. Bunları lütfen bilin. Çünkü her seferinde yorumunu çıkarmak aşırı zulüm olur. Ondan sonra yine kafanız karışabilir arkadaşlar. Geldiği yerleri öğrenin. Öğrenince daha iyi ezberleyeceğinizi düşünüyorum. Ben özel tanımlı fonksiyonlarda anlattım zaten bunları ayrıntılı bir şekilde. Şimdi f(x) -f(-x)'e bakacağız. Yani Y eksenine göre simetriğini alıyorum. Şu mavi kısmı şöyle y eksenine göre simetriğini alayım. 2'den geçecek şekilde. Sonra buradan da 4'ten geçecek böyle olacak. Sonra şöyle yeşil yapayım anlamak için. Daha doğrusu şöyle alayım ha. Şuranın da arkadaşlar yine y eksenine göre simetriğini alıyorum bakın. 2'den geçecek şöyle ve böyle gidecek. Şimdi 1 2 3 noktada kesiştiler. Aynen bu da arkadaşlar oldu. Şimdi arkadaşlar buradan da eksi 1, 2 aralığına bakacağız bir de son olarak. Y eşittir 2 doğrusu ve y eşittir eksi 1 doğrusu arasında. Bu grafiği zaten sağlayan sonsuz tane nokta var arkadaşlar. Bu iki aralıkta gördüğünüz gibi çizdiğim o yatay doğrular grafiği kesen noktalar her noktada sağlanıyor. O yüzden burada da sonsuz noktada kesişim vardır. Cevabımız 1, 3, 2'yi işaretlemiştik o eksi olmuş yanlışlıkla. 2 de doğru. Böylece 1, 2, 3 e şıkkı oldu. İki fonksiyonun grafikleri y eşittir x'e göre simetrikse bunlar birbirinin tersidir. Kuralları bilmek gerekiyor. Bazen böyle kıvırmaya gerek yok. Yani nereden geldiğini çıkarıyoruz evet anlatıyoruz falan ama şimdi o nereden geldiğini anlatana kadar y eşittir x doğrusuna göre simetriğin f'in tersinin g olduğunu g'nin tersinin de f olduğunu bilmezsek hiçbir anlamı olmaz arkadaşlar haliyle bunu bilmemiz gerekiyor. Bunlar birbirinin tersiymiş. Soruya böyle başlayacağız. F bileşke ters alırken yer değiştiriyordu bileşkede. G'nin tersinin tersi kendisi. Sonra H'ın tersi X oldu. Bunlar birbirinin tersi demiştim. G gördüğün yere F'in tersi yazarsan F ve F'in tersi birbirini götürür. Bir tek H'ın tersi X eşittir. 4X artı 3 olur. At öbür tarafa ters fonksiyonla uğraşmayalım şimdi. H 4x artı 3 eşittir x arkadaşlar. O zaman h31'i bulurken burayı 31 yapmak için x'e kaç vermem lazım? 7. Demek ki h31 7'ymiş. Artık bu gitti. Ne kullanacağız? H7'yi bulmaya çalışacağız. Yine aynı şekilde H4X artı 3'te içeriğine yapmaya çalışacağım şimdi 7. X'e kaç vermem lazım? 1. H7 eşittir. 1 oldu. Cevap A şıkkı. Bir fonksiyonda x'in kat sayısı değişirse daralır veya genişler fonksiyon. En basit parabolden yorum yapayım size. fx parabolü arkadaşlar böyle ise f3x kare parabolü böyle daralır. Aynı mantık burada da geçerli. Bu fonksiyon birazdan elde edeceğimiz fonksiyon göreceksiniz. Daha geniş bir fonksiyon olacak. Ve burada şunu söylerim ben. Bilinen noktaları kullanın. Bir fonksiyonun içi önemli değil. Önemli olan f-2 sıfır mı? Evet. Ve arkadaşlar f4 sıfır mı? Evet. Haliyle yeni durumda içeriği eksi 2 yapmak için x'e kaç vermen lazım? Eksi 8. İçeriği 4 yapmak için x'e kaç vermen lazım? 16. Yeni durumda bak fonksiyon eksi 8 ve 16'dan geçiyor. Ee, bir de f0 arkadaşlar 4 olduğu için yine x bölü 4'ü 0 yapan değer ne? Aynı y eksenini kestiği nokta değişmez. Bunlar da işte şöyle o kadar orayı kötü çizdik ki yakalayamadık diye. Şöyle arkadaşlar böyle yeni bir grafik oldu. Bu üçgenin alanını bulacağız. Bir kenarı 16, 8 daha 24 oldu. Yükseklik yine 4. Bölü 2 cevap 48 oldu D şıkkı. Eğer arkadaşlar bu grafik kısımlarında Allah Allah ben anlamadım burayı falan diyorsanız bence konu kısmına bir geri dönmelisiniz. Çünkü bunların içinde ne olursa olsun bilgiler var. Özel tanımlı fonksiyonlarda çok fazla bilgi artı yorum var sıkıntı yaşıyorsanız evet ben soruları anlatıyorum ama bir konuya da dönmek gerekebilir